Merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde DB Render içerisindeki kamera ve kamera ayarlarını inceleyeceğiz. Şimdi dersimize geçelim. İlk olarak sahnemize bir kamera yerleştirebilmemiz için üst taraftaki tool bölümündeki add Camera butonuna tıklıyorum. Ve burada kamera ve current Camera diye iki tane seçeneğimiz var. İlk olarak kamerayı inceleyelim. Kameraya tıkladığımız zaman Gördüğünüz gibi mouse'umun imlecinde bir kamera butonu görüldü ve ben bunu sahnemde bir yere tıkladığım anda sahnemize bir kamera yerleştirmiş oluyoruz. Şimdi bu kamera yerleştirdikten sonra farkındaysanız sağ alt köşede bir kamera preview yani kamera ön izlemesi açıldı. Yerleştirilen kameranın açısını ve görselini buradan görebilirsiniz. Sağ tarafta property başlığı altında da kameramızın ayarları mevcut. Sol tarafta ise yerleştirilen her kamera buradaki obje altında listelenir. Gördüğünüz gibi burada kamera 10 diye isimlendirilmiş. Yani sahnemizde kameranın olup olmadığını buradan da görebilirsiniz. Şimdi ilk olarak burada göreceğimiz kamera preview yani kamera ön izlemesi. Şimdi kamera ön izlemesine baktığımız zaman iki tane buton mevcut. Sağ tarafta ve sol üst köşede gördüğünüz gibi iki butonumuz var. Şimdi bunlar ne işe yarıyor bunlara bakalım. Buradaki sağdaki butonumuz buradaki ön izlemenin sabitlenmesine yardımcı olur. Yani şimdi ben buraya tıklamadan bir yere tıkladığım zaman yerleştirilen kameranın ön izlemesi kayboluyor. Bunu yapmaması için kamerayı yeniden tıkladım ve buradaki imleci tıkladığımda Şimdi istediğim yere tıkladığımda gördüğünüz gibi hiçbir şekilde ön izleme kaybolmuyor. Bu bu işe yarar. Gelelim sol üst köşedeki butona. Şimdi sol üst köşedeki butona tıkladığım zaman bizim mevcuttaki şu an serbest kameramız gibi kameranın içine girer. Ve gördüğünüz gibi serbest kamera gibi ben bunu istediğim açıya ayarlayabilirim. Bu şekilde gezinme kamerası, serbest kamera gibi istediğim açıya ayarlayabilirim. Bu işleme yarıyor. Bunu yaptıktan sonra bir daha serbest kameraya geçebilmemiz için de kameranın yanında şuradaki butona tıkladığınızda gördüğünüz gibi serbest moda geçiş yapabiliyoruz. Bakın kamera zaten Açısı en son bıraktığım gibi de burada duruyor. E bu genellikle bazen şu hataları yol açabiliyor. Buna dikkat edin. Burada kamerada istediğiniz serbest modda bir açı ayarladığınızda kesinlikle bu butona tıklayın. Butona tıklamadığınız zaman serbest moda geçiş yapmış zannediyorsunuz ama yapmıyorsunuz ve kameranın tamamen açısı değişiyor. Lütfen buna dikkat edin. Şimdi ayarlara geçmeden önce de ikinci seçeneğimiz olan current kamerayı görelim. Şimdi current kamera kameradan farksızdır. Sadece tek özelliği var. Serbest kameranın istediğiniz bir açıya gelip current kameraya tıkladığınızda serbest kameranın olduğu açıya bir kamera ekler. Sadece farkı budur. Bunu da şu şekilde gösterelim. Şimdi ben şöyle ser, serbest kameramla bu tarafa doğru bir açı getirdim. Şimdi burada bir ayarlama yapacağım. Bir yakınlaştırma yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi bir yakınlaştırma yaptım. Ve ben buraya şimdi bir kamera eklemek istiyorum. Ve ben buraya Add kamerayı yeniden tıkladım. Ve Current kameraya tıkladığım anda bakın gördüğünüz gibi serbest kameramla ayarladığım açıyı otomatik olarak bir kamera atadı. Ve ben bunun içine girdiğimde bakın şu anda kameranın içindeyim. Ve buradan çıktığım andan itibaren bakın değiştiriyorum şu an açımı. Bakın o da aynı şekilde burada kaldı. Tek farkı budur. Şimdi geçelim kamera ayarlarımıza. İlk ayarımız Exposure. Exposure nedir? Exposure aslında bir pozlama değeridir genellikle sahnelerimizdeki genel aydınlatmayı etkileyen bir parametre. Sahnelerimizin daha aydınlık ya da daha karanlık bir etki oluşmasında önemli bir ayarımız. Şimdi buradaki değerleri geçmeden önce Exposure'ın karşısındaki Auto bölümüne bakalım. Şimdi buradaki Auto yanında da bir switch butonu var. Bu genellikle kamera eklediğinizde her zaman aktif olur. Bunu kesinlikle kapatın arkadaşlar. Sebebi şu. Exposure şimdi genel bir aydınlatma yaparken Auto Exposure'da sahnenizde karanlık olan bölgeleri aydınlatmaya çalışıyor. Ve bunun sonucunda da sizin ayarladığınız işte gökyüzü, HDR gibi yapay aydınlatmaları daha fazla bir aydınlatmaya yol açıyor ve ışık patlamalarına meydana getiriyor. Sizin ayarlarınızın dışına çıkıyor. Onun için her zaman buradaki auto bölümünü kapatın. Şimdi bunu birlikte bakalım. Auto bölümünü kapattığım zaman arasındaki farkı çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ve bunu açtığınız zaman da nasıl bir etki oluşuyor? Bakın karanlık olan bölgeleri kendisi aydınlatmaya çalışıyor ve ışık patlamaları meydana geliyor. Bunu her zaman kapalı tutun. Şimdi exposure altındaki parametre ayarı da eksi 1 ile bir değeri arasındadır. Sıfırın üstü her zaman daha aydınlık bir sahne oluşturmamıza yardımcı olur. Mesela buradan arttırdığım zaman bakın ışığı arttırabiliyorum. Aşağıya çektiğimde yani eksi tarafa indirdiğimde ise daha karanlık bir aydınlatma meydana geliyor ve gördüğünüz gibi exposure'da bu işleme yarıyor. Şimdi ise geçelim ikinci ayarımıza. İkinci ayarımız project mode. Şimdi project mode altında bir butonumuz var. Buraya tıkladığımız zaman iki tane seçeneğimiz var. Bir tanesi perspective, ikincisi de two point perspective. Şimdi bunlara bakalım. Perspective mod aslında bizim gerçek hayatta gördüğümüz o üç boyutlu açılara biz perspektif diyoruz. Perspektif daha doğal bir açı sunarken ikinci seçeneğimiz olan two point perspektif ise dikey çizgilerin paralel kalmasını sağlar. Yani böyle dikey hatlarda bir perspektif kayması olmaz. Özellikle mimari görselleştirmelerde binaların ve iç mimarların daha stabil ve dengeli görünmesini sağlamak için tercih edilir. Dikey çizgiler sabit tutulduğu için binaların ya da iç mekanların daha doğru ve daha simetri görünmesini sağlar. Çokça renderlarda kullandığımız bir moddur. Şimdi bunların arasındaki farkı şu şekilde görebiliriz. Şimdi perspektifte gördüğünüz gibi bir kayma meydana gelmiyor farkındaysanız. Fakat bizler dikey bir formattaki bir modele baktığımız zaman Sanki biraz yamukmuş gibi görünür, fakat aslında yamuk değildir. Bu tamamen açıdan kaynaklı fakat two point perspektife tıkladığım zaman bakın sanki şu an daha dikmiş gibi gözüküyor. Ve bu genellikle iç mekan ve dış mekan renderlarda çokça hani simetrik şekilde durması için kullandığımız two point perspektif modudur. Gördüğünüz gibi project mod da bu işe yarıyor. Şimdi geçelim üçüncü ayarımıza. Üçüncü ayarımız ise aspect ratio. Aspect ratio aslında en boy oranına ayarladığımız ayardır. Buranın altında gördüğünüz gibi bir buton var. Buraya tıkladığınızda farklı en boy oranları var. Buradan istediğiniz en boy oranını seçip sahnenize ona göre ölçeklendirebilirsiniz. Mesela burada bire bire seçtiğimde bakın sahnemde Görünüm ekranında ölçeklendirmem yani en boy oranım 1'e 1 oldu yani bir kare oldu. Şimdi bunu basit bir şekilde anlatmam gerekirse 16'ya 9'a tıkladığımız zaman bakın üst taraf 16, yan taraf ise 9'dur. Aynı şekilde 1'e 1' bir e e e oran verdiğimde burası 1'dir ve burası da 1'dir. Yani aslında her tarafı eşittir. Buranın altında olan bölümde de yukarıdaki en boy oranının ne kadar bir yükselti ya da boylam olduğunu buradan görebilirsiniz. Mesela 9-16 dikey bir formatta da bu şekilde görebilirsiniz. Buranın altındaki bölüm ise sizlere buradaki oranları bağlı kalmadan kendiniz özelleştirilebilir bir en boy oranı yapabilirsiniz. Mesela sizler birebir yaptınız fakat 1'e 2'ye 1 oran istediğiniz zaman sizler buradaki değerleri değiştirebilir. 1'e 2 ya da 2'ye bir bir e oran oluşturabilirsiniz. Örnek vermek gerekiyorsa mesela ben şuradaki size butonuna tıklıyorum. Yani bunların eşit bir şekilde büyük ya da küçülmesini istemediğim için Buradaki tiki kapattım. Şimdi bakın burayı sadece arttırmak istiyorum. Bakın ona göre bir değişiklik sağlandı. Şimdi bunu daha da aşağıya indirdiğim zaman bakın daha dikey bir format oluştu. Buradan da en boy oranını istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Aspect Ratio ayarımızda bu işleme yarıyor. Şimdi geçelim dördüncü ayarımıza. Dördüncü ayarımız ise Field of View ve Focal Length özellikleri. Şimdi bu iki terim bir sahnenin nasıl göründüğünü ayarlamak için kullanılan temel kamera özellikleridir. İlk olarak Field on View dediğimiz yani şuradaki kısa olan Full Görüş Açısı'dır. Geniş açıyı ifade eder ve sahnenin ne kadarını göreceğinizi belirler. Yüksek değerlerde daha geniş bir alanı görmenizi sağlar... Daha düşük değerlerde ise daha dar bir açıyı görmenizi sağlar. Şimdi buradaki field of view'un altındaki dereceyi yükselttiğim zaman gördüğünüz gibi sahneyi daha geniş bir şekilde görebiliyorum. Daha az bir değerde değerdeyse daha dar bir açıda görüyorum. Gördüğünüz gibi field of view aslında bu işleme yarıyor. Fokal length ise odak uzaklığı demektir. Kameranın odaklanma mesafesidir ve sahnedeki nesnelerin boyut ve uzaklık algısını etkiler. Yüksek değerlerde daha uzun odak uzaklığı sağlar ve nesneler daha yakın ve büyük görünür. Aslında bunların arasındaki fark budur. Kısacası, field of view görüş açısını genişletir veya daraltır. Fokal lenk ise nesneleri yakınlaştırır ve uzaklaştırır. Birinci temel ayıran özelliklerden bir tanesi budur. İkincisi, Field of View dereceyle gösterilir. Fokal lenk ise milimetre bir ölçü birimiyle gösterilir. Gördüğünüz gibi Field of View ve Fokal Lenk özellikleri de bu işleme yardımcı oluyor. Şimdi geçelim beşinci ayarımıza. Beşinci ayarımız Kamera Clipping Plane. Bu ayarımız ise genellikle dar sahnelerde. Ya da görüş açımızı engelleyen nesne ya da objeleri kırpmamıza yardımcı olan bir parametre ayarıdır. Şimdi ben burada daha yakın bir görsel alacağım ve burada beni engelleyen sandalyeyi kamera clipping plane ile kaldıracağım. Şimdi buradaki gördüğünüz kamera clipping plane değerini yükselttiğiniz zaman gördüğünüz gibi, bakın nesne yakın nesneleri kaldırdı. İstersem duvarı da kaldırabilirim. Bakın burada yaptığı zaman duvar da kalktı ve daha ileriye gittiğim zaman bakın buradan bir kesme işlemi gerçekleştiriyor. Ve bu şekilde aslında engellenen objeleri kaldırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kamera clipping plane de bu işleme yarıyor. Şimdi geçelim 6. ayarımıza. 6. ayarımız deep on field yani alan derinliği ayarımız. Deep On Field nerelerde kullanılıyor? Genellikle odak renderlarında ve detay renderlarında çokça kullandığımız bir özelliktir. Genellikle odak alınan nesnenin geri kalan bölümlerini blur efektiyle sahneye bir derinlik katmaya yardımcı olan bir özelliktir. Şimdi burada sağ alt köşedeki Deep On Field bölümünde switch butonuna tıkladığımda gördüğünüz gibi dip on filton bütün ayarları aktif bir şekilde açılıyor. Şimdi burada ilk göreceğimiz özellik set focus özelliği. Set focus özelliğinin yanındaki butona tıkladığımızda gördüğünüz gibi mouse'un imleci bir hedef haline geliyor. Burada modelin nereye hedeflemek istiyorsunuz. Buraya tıkladığımda mesela koltuğa tıkladığımda Sandalye farkındaysanız biraz blurlaşmaya başladı. Kotuk daha net olmaya başladı. Ya da sandalyeye tıkladığımda sandalye daha net görünüyor. Arka taraftaki alan bulanıklaşıyor. İşte Deep On Field bu işlemi yarıyor. Set Focus'da e, hedef hangi model olması gerektiğini buradan yapabiliyoruz. Gelelim onun altındaki Follow Focus özelliğine. Follow Focus özelliğini aktif hale getirdiğiniz anda... Focus Distance kapatılır. Çünkü Follow Focus da Focus Distance eş zamanlı beraber çalışır. Follow Focus hiçbir şekilde ölçü gerekmeksizin direkt hedefi takip eder. Ve farkındaysanız her tıkladığımda bana mesafesini gösterir. Genellikle Focus Distance'da karmaşık sahnelerde bazen hedef İstediğiniz bir e modele tıklamayabilir. Onun için genellikle ona yakın bir hedefe tıklayarak follow Focus'u iptal edip buradan değer girerek de alanınızı belirleyebilirsiniz. Buradaki metre cinsi aslında sahneme koyduğum kameranın başlangıç noktasından modelin uzaklık mesafesini belirtir. İşte buradan da, hedeflerimizi daha manuel bir şekilde ayarlamamıza yardımcı olan özelliktir. Şimdi onun altındaki bölüm ise blur bölümü burada bulanık olan bölümün şiddetini arttırır. Şimdi buraya sandalyeme tıklıyorum ve buradaki blur özelliğini arttırdığım zaman bakın arkadaki blur olan bulanık olan hedef Bayağı bir e, bulanıklaştırdı ve buradaki hedefim ön plana çıktı ve render'ın bir derinlik kazandı. Aynı şekilde ben buraya koltuğa tıkladığımda bakın sandalyem bulanık hale geldi ve bura daha detaylı bir şekilde gözükmeye başladı. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde sahnelerimize derinlik kazandırabilir e, realistik foto gerçekçi görüntüler ...oluşturabilirsiniz. Deep One Field çokça kullandığımız bir özelliktir. Gördüğünüz gibi kamera ayarlarımız da bu şekilde. Şimdi kamera ayarlarını öğrendik fakat burada serbest kamera dediğimiz... ...yani sahnemize bir kamera koymadan da açılarımızı belirleyebilir... ...kamera ayarlarını yapabiliyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi serbest modda yani gezinme kameramızda sağ üst köşedeki viewport kameraya tıkladığınızda bakın burada açılan ayarların hepsi sahnemizi koyduğumuz kameranın ayarlarıyla aynıdır. Sadece burada eksik olan tek şey aspect ratio dediğimiz ayar yani en boy oranı yoktur. Ama Buraya bağlı kalmadan eğer ki bir en boy oranı yapmayacaksınız sahnenin e, görünümünü yani orijinalini kullanmak istiyorsanız buradan da ayarlama yapabilirsiniz evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim bir dahaki ders görüşmek üzere hoşçakalın